selamlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Betül Uzunoğlu. Size bugün çok tatlı kanvasa işlemiş olduğum böyle yumoş çok şeker bir çantanın yapılış videosuyla geldim. E, çantayı bir günde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine kullanmış olduğunuz kanvasa bağlı olarak e, bu süre daha fazla uzayabilir, daha kısa da olabilir. Böyle küçük boy bir çanta olduğu için ben bir günde çantamı bitirdim. Yine istediğiniz iplerle çantanıza, kanvasınıza işleme yapabilirsiniz ipinizin kalınlığına göre batma noktalarınız vesaire değişecektir Ben bunları tüm detaylarıyla videoda sizlere aktarmaya çalıştım gerçekten yapılışı oldukça basit bir çanta oldu şöyle bakın iç hacmini de göstermek istiyorum bu kanvas kedi kanvası olarak geçiyor Bu arada çeşitli web sitelerinde kedi kanvası olarak aratırsanız aynısını bulabilirsiniz diye düşünüyorum çok kibar bir çanta oldu gerçekten ve yine Kanvası işlemiş olduğum YouTube kanalımda videolar kısmında bir tane daha çanta var. Bakın hemen şuraya görselini bırakıyorum. Ona da tıklayarak isterseniz e, dikdörtgen çantada işleyebilirsiniz. Ben o kanvası bu arada e, metrelik almıştım ve kendim kestim. Daha uyguna geldiği için sizler de o şekilde istediğiniz için o şekilde bir teknikle kanvasımıza işlemiş olduk. Öncelikle kullanmış olduğum malzemeler hakkında bilgi vermek istiyorum. Şöyle peluş iplerle şirin bir çanta olacağı için arkadaşlar kedi kanvas olarak geçen bu kanvası kullanacağım. Ee, hemen ben kanvasın ölçülerini de vereyim sizlere. Benim kanvasımın şöyle orta kısımdan ölçtüğüm zaman uzunluğu 40 santim ve en geniş kısımdan ölçtüğüm zamansa 19 santim. Genişliğinde dediğim gibi kedi kanvas olarak geçiyor bu kanvasımız çok güzel bir çanta şekli ortaya çıkıyor şöyle e, çantamızı doldurmadan önce tekrar deneyip göstereyim burayı keseceğiz bu arada ayrıyeten şöyle hemen göstereceğim bakın çantamızı e, ipleri işledikten sonra görüntüsü bu şekilde olacak şu kısmı da kestikten doldurduktan sonra şöyle alttan itibaren çevresine dikeceğiz körük kısmı olmuş olacak bir günde iki tane bile yapabileceğiniz bir çanta tekniği diye düşünüyorum kullanmış olduğum iple ise Arkadaşlar şöyle kinetmenin Penelope serisinden kullanacağım şu şekilde ben lacivertlerden kullanmayı denedim e, kaç yumak ip kullandığımı videonun sonunda öğrenebilirsiniz şöyle iplerim hakkında biraz bilgi vermek istiyorum yumuş yumuş çok tatlı bir ip gerçekten bir yumak ipim 50 gram ağırlığında ve 90 metre uzunluğundaymış. Ben iki kat olarak devam edeceğim. Eğer küçük delikli bir kanvasınız varsa tek katta örebilirsiniz. Ben iki kat olarak işleyeceğim ipimi birazdan videoda göreceksiniz zaten. İplerin linkini hemen videonun açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Knitme'nin bu serisini veya istediğiniz başka serileri de hemen web sitesinden inceleyerek alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi ben kanvasımın gövde kısmına doldurdum geldim arkadaşlar şu körük kısmında nasıl yaptığımı göstereceğim. Her yerine doldurana kadar göstermeme gerek yok zaten. Her yerinde standart ilerleyeceğiz. Her bir noktaya batarak kalmasımızı dolduruyoruz. Bu şekilde kalması ikiye ayırdım. Çünkü bakın şu ikisi zaten şöyle gözde kısmı. Şöyle arada körük kısmı bunu dikeceğiz. Ve şu şekilde kapağıyla birlikte <laughs> çantamızı bitireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Şöyle bir görüntü olacak şimdi çantamızın düz kısmı bu taraf ben size iki kat olacak şekilde ilerledim ama size şöyle polyester makrome ile daha net olması açısından nasıl ilerlediğimi göstereceğim şöyle ben dediğim gibi üç buçuk numara tığ kullandım sizin de kanvas deliğinden her kanvas deliği farklı olabiliyor farklı tığ numarasına ihtiyaç olabiliyor ona göre tığınızı ayarlayabilirsiniz bu arada isterseniz Tığla da devam edebilirsiniz. İsterseniz kalın uçlu bir iğne ile ipiniz bayağı kalınsa kalın uçlu bir iğne ile e, batarak yani dikme işlemi yaparak da kanvası doldurabilirsiniz. Şekil vererek yapılanlar var. E, böyle peruş iplerde şekil vermeden her noktaya batarak ilerleyebilirsiniz. Daha kalın iplerde arkadaşlar bir kanvas atlayıp diğerine batarak bir kanvas atlayıp diğerine batarak ya da daha kalın ipiniz iki kanvas atlayıp diğerine geçerek bu şekilde doldurmalarda yapabilirsiniz. Şimdi bakın ben şu peluş ipimden bakın şöyle iki kat olacak şekilde tuttum ipimi. Şöyle göstereyim. Şöyle iki tane ipimi aldım parmağıma doladım. Bu şekilde devam ettim. Çünkü ipim biraz ince olduğu için kanvasımı daha dolu dolu göstermesini istedim şimdi şöyle polyester makrome ipimle nasıl ilerlediğimi göstereceğim şöyle bakın halka yapıyorum tığımı halkamın içinden batırdım ve ipimi çektim ilmeğimi çıkardım bu şekilde bir tane ilmek oluşturdum şimdi kanvasınızın ne tarafından başlayacağınız önemli değil nereden batacağınız önemli değil kenardan en kenardan bir noktadan başlayabilirsiniz üstten batıyorum tığımı alttan ilmeğimi tığıma takıyorum Şöyle ilmeğimi yukarıya çıkardım bakın. ilmeğimi çıkardım. Bakın parmağıma dolamış olduğum ip kanvasının altında. Şöyle bakın ister yana doğru ilerlerim. Önce burayı doldururum. İstersem şöyle sırayla giderim. O şekilde söyleyeyim. Mesela şuraya batalım. Battım tığımı hemen yandaki noktaya. Tığıma ipimi doladım ve yukarıya çıkardım. ilmeğimden geçirdim. Burada aslında zincir çekme işlemini yapıyorum arada sadece kalmazlar öyle söyleyeyim Mesela tekrar sıradaki noktaya battım ve zincir çektim batıyorum ipimi doladım zincir çektim bakın doldurmaya başladım bile mesela şöyle geldim diyelim şimdi sırada Şurayı doldurmak istiyorum hemen yapmam gereken şey nasıl düz ilerliyorum yan tarafa gidiyorum ve tekrardan şöyle bir üstteki noktayı dolduruyorum ve yan tarafına gidiyorum. Ya yani istediğim yöne doğru bakın. Sağ sol aşağı yukarı tığımı batıyorum. Bu şekilde zaten peluş ipinizle dolduracağınız için asla kalmasınız, gözükmeyecek. şu şekilde ilerledim bakın sadece şu arada bir nokta var o da dediğim gibi peluş ipinizde gözükmeyecektir şöyle mesela şuraya geldim ve bir altına daha battım şimdi şöyle iki tane battım şu hizada bakın şimdi sırada şöyle karşılıklı gidelim İkişer ikişer batarak gidelim dolduralım böyle istediğiniz yönde ilerliyorsunuz bütün kalmasınızı dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bir günde yapabileceğiniz bir işlem. Bu şekilde bakın ilerledim. Şimdi polyester makrome ile şekil ortada ama bu bakın aynı işlemi bu şekilde. Bunu kürk ipte yaptım. Hiç belli bile değil. Bu şekilde bütün kanvasınızın her noktasına batarak doldurma işlemini yapıyorsunuz arkadaşlar. İşlemimiz tamamen bundan ibaret. Şimdi bunu bitirdikten sonra Bakın doldurma işlemini yaptıktan sonra şöyle sadece kenarlarda açık olan kısımlar var. Onları da arkadaşlar kalmasımızı dikerken kapatacağız. Şöyle çantamızı sadece şu şekilde sabitleyeceğimiz için önce şurası kapak kısmı şu ağız kısmında görünen yerler olacak. Görüyorsunuz buraya iğne iplik yardımıyla bu şekilde dolaşarak yani şu şekilde dolaşarak bu plastik görüntüsünü tamamen ortadan kaldıracağız. Şimdi sırada ben şu körük kısmını da doldurup geliyorum ve daha sonra e, kalıpları birbirine birleştirmeye geçeceğiz. Şimdi bakın ben bütün kanvas parçalarımı işledim geldim. Şu şekilde bu arada bakın iğne iplik yardımıyla şöyle kenarları dolaşarak kapattım arkadaşlar. Daha güzel daha tok bir görüntüsü oldu. Şimdi şöyle bakın kanvasın zaten şöyle çok az görünen bir tarafı var bakın şöyle beyaz beyaz. Düz kısmı bu tarafı, ters kısmı bu tarafı. Şimdi kalvasının ters kısımları bu şekilde birbirine bakacak şekilde şöyle koyuyorum. Bu tarafı kapağı zaten kısa olan kısım. Şöyle. Yani sizin elinizde dikdörtgen kanvas varsa bile artık doldurduktan sonra parçaları birleştirmeye geçiyor. Şimdi şu şekilde bakın alttan da körük kısmını ee, dikip geleceğim. Önce şöyle ön kısmını dikeceğim, daha sonra şu kalan arka kısmını sabitleyeceğim. Burada önemli olan nokta e, yamuk birleştirmemek başta neyse sonda da aynı şekilde devam etmek sadece bu kürük kısmını birleştireceğim ve daha sonra aksesuarlarımızı takacağız bitecek şöyle bakın yine kalın uçlu bir iğneme e, şu şekilde iki kat yine ipimi geçirdim Arkadaşlar şuradan başlayarak dikmeye başlayacağım önce alt kısmını birleştirsem daha iyi olacak tam şu zaten başlayıp bittiği kısımlar belli arkadaşlar bu şekilde iğne iplik yardımıyla birleştireceğim. Şimdi ben çantamın körük kısmına bakın. Şöyle çantamın geniş tarafına diktim geldim arkadaşlar. Bu arada doğru bir dikim için tam şu körüğü metre ile ölçtükten sonra tam ortasından işaretleyin. Ve arkadaki sabitleyeceğiniz kısmı da tam ortasından ölçün işaretleyin. Ve buradan yukarıya daha sonra yine tekrar ortadan diğer tarafı dikin. Şurada ipim kalmış. Onu da gezeyim. Yani en doğru sabitleme bu şekilde olacaktır. Şimdi baştan başlayıp sona doğru gelirseniz yani bir kısmı yukarıda, bir kısmı aşağıda kalıyor. Ölçseniz bile öyle sıkıntılar olabiliyor. Ben çok yaşadım o yüzden ortadan sabitleyip iki tarafı da bitirmek en mantıklısı. Şimdi aynı şekilde bu parçamı da ortadan ölçüp işaretledikten sonra tam ortaya koyacağım. Ve bu şekilde ilk önce bu tarafı daha sonra bu tarafı dikip geleceğim. Çantamın dikiş kısmı bitmiş olacak. Daha sonra aksesuarları sabitleyeceğiz ve bitireceğiz. Evet, çantamın gövde kısmı tamamen bitmiş bulunmakta. Bakın şu şekilde kapağını kapattığım zaman çok tatlı bir görüntüsü oldu. Yumuş yumuş. Şimdi ben e, bu çantayla tabii ki de gold detaylı bir aksesuar düşündüm. Şöyle kilitleri takacağım arkadaşlar. Şöyle de bir çanta zincirim var kısa bir zincir kullanmak istedim Dilerseniz uzun bir zincir de kullanabilirsiniz dediğim gibi kapan tam kapandığı yere göre önce alttakini sabitleyeceğim şu üsttekini sabitleyeceğim daha sonra kilidimin gireceği noktaya da alttaki kilit zaten şu şekilde arkasında montelemek istediğimiz zaman bu şekilde e, yeri var hemen şunu da göstereyim bu da bu şekilde açıyorsunuz ve kapatarak kıstırıyorsunuz gayet basit aksesuarları da tamamlayıp geleceğim Evet ben çantamı tamamladım arkadaşlar. Bence gayet tatlı oldu. Gold detaylar da çok yakıştı. Gümüş de yakışacaktır. Gümüş sevenler için e, gümüş kilitli gümüş zincir de harika olacaktır. Bir günde e, bir çantamız oldu. Şöyle iç hacmini tekrardan göstermek istiyorum. Bakın çok şirin çok şeker bir çanta oldu gerçekten ya. Böyle piluş yumuş yumuş. Videonun başında da belirttiğim gibi ben bu çantamın ee, yapımında arkadaşlar kinitminin penolepe serisini kullandım iki yumak ipim yetti Hatta arttı bile dediğim gibi bu iplerle çeşitli hırkalar yine tığla şişle hırkalar kazaklar yelekler yapabilirsiniz kinitminin sayfasında da yine bu iplerle örülmüş birçok e, örnekler mevcut Ben hemen videonun açıklama kısmına kinitminin Instagram adresinin linkini bırakıyorum e, hemen linke tıklayarak bu iplerle neler örülmüş ve ne çeşit ipleri var siz de oradan bakıp alışveriş yapabilirsiniz. Sevgiyle kalın, görüşürüz.